Muson yağmurları Pakistan'da büyük bir yıkıma yol açtı ve milyonlarca kişiyi evsiz bıraktı. Ülkenin önemli bir kısmı sular altında kaldı, binlerce kişi öldü veya yaralandı. Pakistan'daki sel felaketinde 481'i çocuk, 273'ü kadın, 1355 kişi yaşamını yitirdi, 12.722 kişi yaralandı. Yağışlar sebebiyle 1.712.514 ev hasar gördü, bunların 564.381'i tamamen yıkıldı. Toplamda 6.579 kilometre yol, 246 köprü ve 173 iş yeri yıkıldı, 753.187 çiftlik hayvanı telef oldu. Türkiye, kardeş ülke Pakistan'ın yaralarını sarmak için seferber oldu. O kurumlardan biri de Ribat İnsani Yardım Derneği. Şu anda Pakistan'daki kardeşlerimiz gerçekten belki yakın zamanda yaşanmamış bir felaketle karşı karşıya kaldılar. Binlerce insan zarar gördü. Geçimlerini sağladıkları araziler, hayvanlar telef oldu. Ve şu anda hayata tutunmaya çabası için içerisindeler. Türkiye ile Pakistan arasında ayrı bir kardeşlik bağı olduğunun altını çizen Ribat İnsani Yardım Derneği Başkanı Seyit Duman, hayırseverlerin yardımlarını Pakistan'a ulaştırmak için çalışmalara başladıklarını vurguladı. Ribat olarak inşallah bu bölgede soydaşlarımıza, Özbek ve Türkmen kardeşlerimize güzel bir çalışma yaptık. O kardeşlerimizin yaralarını sarmaya gidiyoruz. Ne olur bu kardeşlerimiz de sizlerin de bir emaneti olsun. Bu çalışmamıza sizler de inşallah katkı sunarak kardeşlerimizin yüzünde bir tebessüm oluşturalım. Sel felaketinin ardından sular henüz çekilmedi ve ülkenin üçte biri hala sular altında. 50 milyon kişi yerinden oldu. 900 bin hayvan telef oldu. Düşünün, bu insanlar hayvancılıkla, tarımla geçinen insanlardı ve şu anda ellerinde hiçbir şey kalmadı. Ribat Yardım Heyeti Pakistan için 20 Eylül'de yola çıkacak. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, asırlar öncesinde aynı devlet köklerine sahip olduğumuz bu coğrafya halkı her dönemde kardeşlik hukukumuza sahip çıkmış, vefasını göstermiş, milli mücadelede bize en büyük desteği o zamanlar Hindistan Müslümanları içinde yer alan Pakistanlı kardeşlerimiz sağlamıştır. Türkiye'den kurulan iyilik köprüsünde vatandaşlarımızın iyiliklerini Pakistan'a ulaştırmak bizlere bir vecibe olarak, üzerimize bir emanet olarak telakki ettik. Gelin bu hayırlı yolculukta sizler de bulunun.